Şimdi biraz daha container egzersizi yapalım ve container ile biraz daha çalışmaya çalışalım arkadaşlar. Hemen geldim ve tekrar 005 Yeni bir tane daha yap oluşturdum. Şöyle yapalım. Container çalışmak dedim. Gidip hemen Bootstrap'tan tekrar alalım. Ve Bootstrap'in içerisinden dokümantasyona geldim. Introduction, introduction kısmına tıkladım. Hemen ikinci yapıyı kopyaladım. Çünkü Bootstrap'in burada yapısı gelmişti. Hemen bir container oluşturacağım. Container içerisinde muhakkak nokta row dedim. Ondan sonra içerisinde call tre Şöyle yapalım. 3 tane kol cool olsun. Sonra bunu değiştireceğim. Koltra 3 ve içerisinde de lorem 6 diye yazılar olsun. Kaydettim. Kaydettikten sonra da muhakkak live server'la bakalım. Live server'la baktığımız zaman 3 tane var. Tabii ki buradaki yapıları da bg diyelim ve bir tanesi primary olsun. Bir tanesi info olsun ve diğer de danger olsun. Kaydettim. Ve 3 tane yapımın olduğunu görüyorum. Harika. Şimdi ben buradakini eğer 11 yaparsam ne olur? Hmm. Bir tanesini 11 yapıp diğerlerine rakam vermezsem bir sıkıntı yok. Şundan dolayı bir sıkıntı yok. <laughs> Gerçi buradaki yazılar sığmadığı için sıkıntı çıkarttı. Eğer yazılar böyle olsaydı o zaman sıkıntı çıkartmazdı. Kaydettim. Yine burada bir sıkıntı var. Çünkü yazılar çok fazla. Bir tane yapalım. O zaman gördüğünüz gibi evet şu anda sığdı. Peki. Tabii ki 11 çok fazla. Bunu 7 yapacak olursak en azından biraz daha rahat bir şekilde görürüz. Bu 7'lik yapıyı kurduktan sonra da artık tekrar yeni bir bölüm oluşturmak istiyorum. Çünkü içerisinde daha fazla detaylı bir çalışma yapacağım. Yani 3 tane daha. Yani şöyle bir şey istiyorum. Bunun içerisinde 3 tane daha bölüm olsun istiyorum ama buraya özel olsun. Yani evet birinci bölüm mesela sol menü aşağı kadar iniyor. İkinci, menü, ikinci bölüm sağ menü aşağı yukarı iniyor. Tam da burada 3 tane daha kutuya ihtiyacım var. Çünkü 3 ayrı bölüm olmasını istiyorum. O zaman tekrar bir bölüm açıyorum biraz önce bahsettiğim gibi. Ve tekrar koltre, daha doğrusu kol çarpı 3 içerisinde de lorem 10 diyecek olursam 3 tane yapı da yine aynı şekilde buraya oluşuyor. Zaten hizalamasından artık anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu yapı sayesinde de Artık her şey oluşturdum. Tamam ...bu kısım bitti. Yani şu üçlük kısım bitti. Bu üçlük kısım bittikten sonra... ...bir altında da ikilik bir kısım istiyorum. Hmm. O zaman arkadaşlar şunu unutmayın. Hemen burada bölüm diye ekleyelim. Bölüm. Ve bir tane daha yapalım. O zaman şunun olması lazım. Eğer bu bölümü yaptıysam... ...şuradaki 7'lik sistemin içerisinde... ...bir bölüm yaptıysam... ...ve üç tane kolon olmasını istiyorsam... ...aynı zamanda da bir altına gelmem lazım. Yani bu bölüm bittikten sonra halen 7'lik kolonun içerisindeyken şurası da hemen 7'lik yapı diyelim. Ve 7'lik yapının nerede olduğunu hatırlayın. Tekrar bir bölüm açabilirim ve tekrar bölüm açtıktan sonra bu sefer şu ikisini kopyaladım. Üşengeçlik yaptım. Sadece ikisi olursa o zaman dikkatli bakın. Tabii ki gözükmüyor. Şöyle yapalım. Buraya bir mt3 dersek Margin tab 3. Bakın buradaki yazılara dikkatle bakacak olursanız buradaki yazıların artık farklı gözüktüğünü anlayabilirsiniz. Süper. Şurada bir şey varmış. Bunu iptal ettim. Ve üçlük bir kısım var. Peki tekrar üçlük bir kısım oluşturmak istiyorsam yani 2, 3 o zaman yeni bir bölüme daha ihtiyacım var. E Demek ki yedilik sistemin içerisinde yeni bir bölüm daha oluşturabilirim. Yani bunu da yine mtr3 ile ayıralım. Gördüğünüz gibi ikilik bölüm vardı, üçlük bölüm vardı, tekrar ikilik bölüm var. Hatta buradaki sayıyı da bir arttıralım ve içerisindeki yazıyı da değiştirelim ki Lorem 10 diyelim ve kaydedelim. Artık 1, 2, 3, 4 tane yapının olduğunu görüyorsunuz. Yani 3 var, 2 var ve 4'lük yapılar var. Ve bunların her birisi halen 7'lik sistemin içerisindeki yeni bölümler. O yüzden de arkadaşlar bir kolonun içerisine Şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum. Hatırlatmak istediğim şey şu. Şu sol tarafı da kapatayım şimdilik. Hatırlatmak istediğim şey şu. Bir, her şey konteynerin içerisinde duracak. Buraya kadar hem fikiriz. İki, konteyner muhakkak bir rolla başlayacak. Çünkü bir konteynerin içerisinde birden fazla bölüm olabilir. Yani bu bölüm mesela bu şekilde evet. Ama ikinci bir bölüm daha açabilirim. Hemen şurada bir tane daha bölüm açalım. Ve bu bölümde coltre. İkiden oluşabilir ve içerisinde de Lorem 10 diye yeni bir yazı ekleyelim. Bu sefer de iki tane bölüm var. Böylelikle aynı tutucunun içerisinde farklı farklı bölümler oluşturabiliyoruz. Bu bölümü oluşturdum. Dikkatli bakacak olursanız yedilik bir bölümüm var. Aynı zamanda hesaplanmamış iki tane daha bölümüm var. Hesaplanmamış iki tane bölüm. Yani şuradaki ve buradaki bölümler. Bu bölümler ise yedilik hesaplama yapıldıktan sonra... Bootstrap'in yine güzelliklerinden bir tanesi bu... Kalanı da sen kendin hesapla diyebiliyoruz. Yani 7'yi hesapla tam ortala geri kalanı da bu şekilde olsun. Ama tam tersine diyebilirdik. Yani 7'lik kalan burada olabilirdi. Tabii ki böyle deyince biraz olay karışacak. Ama 7'lik kalan burada olabilirdi. Geri kalan her şey de ona göre hesaplanabilirdi. Yani tabii ki bu size kalmış. Burada önemli olan bize bir yapı geldi ve biz bu yapıyı 12'lik gris sistemde nasıl düşünebileceğimizi hesaplamaya çalışıyoruz. Ve 7'lik bölüm oluştuktan sonra da bir üçlük bölüm gerekiyordu onun içerisine. O zaman yeni bir bölüm açıyorum. Üçlük bölüm dediğim anda olay değişiyor zaten. Hmm, burada hemen robo açmam lazım. Burada tekrar robo açmam lazım. Burada tekrar robo açmam lazım diye. Sizin artık düşünüyor olmanız gerekiyor. Çünkü her bir bölümün içerisinde, her bir kolonun içerisinde tekrar yeni bir bölüm açabiliyorsunuz. Tekrarlayalım. Container, container içerisinde bölümler. Bu bölümlerin içerisinde 12'lik raf sistemi her bir bölümün içerisinde eğer row gördüğünüz her, her bir şeyi artık bölüm diye düşünebilirsiniz. Ve bu bölümlerin içerisi kesinlikle 12'lik grid sisteminden oluşur. Her bir kolon, her bir kolon yani 12'lik grid sistemindeki her bir kolon kendi içinde tekrar 12'ye bölünebilir. Ama muhakkak içerisinde bölüm açmanız gerekir. Bölünebilir der dediğim her yerde de muhakkak bölümün olması gerekiyor. Yani bir şeyi ikiye bölecekseniz Bölmek dediğim anda bölüm. Bölüm dediğim anda da ruhun olması lazım. Bu kavramı yerleştirirseniz olay inanılmaz basit olacak. Çünkü raflamayı anladığınız zaman şöyle düşünün arkadaşlar. Mutfaktasınız ve bütün tencerelerin yeri belli. Bütün tavaların yeri belli. Ondan sonra çatalların yeri belli. Bıçakların yeri belli. İşte böyle olunca bu bölüme çatallar, bu bölüme bıçaklar, bu bölüme tabaklar, bu bölüme diğerleri diyebiliyorsanız işte bunun sebep raflarınızın olmasından kaynaklanıyordur. Eğer raflarınızı düzgün bir şekilde oturttuysanız artık geri kalan her şeyi ayarlayabilirsiniz. Çünkü raflar hazır. Şimdi içerisine eşyalarımızı yerleştirmek kalıyor. Bu yüzden de bölümlemeyi doğru bir şekilde pratiklendirmeniz lazım. Tabii ki hesaplamayı da unutmayın. Bazı yerlerde biz rakam kullanabiliriz. Bazı yerlerde kullanmayabiliriz. Eğer kullanmıyorsak benim tabi tabii ki şunu hatırlıyor olmam lazım. Bir bölüm varsa bölümün içerisinde 3 tane kolon varsa bunlar eşit olarak bölünür. Ama şunu da diyebilirim. Sen burayı 5 yap. Kalanı 12'lik sisteme göre tekrar ayarla diyebilirim. Peki neresi oldu bu 5'li kalan? Şunu da bgtr info diye tekrar düzenleyelim. Ee, peki primary diyelim. Bakalım tam da şurası 5'li kalan oldu. Geri kalan, yeni, geri kalan yapı ona göre düzenlenmiş oldu arkadaşlar. Süper. Bu sayede artık bütün yapıları görebiliyoruz. Bu da bizim elimizde kalsın. Lütfen daha çok pratik yapmaya çalışın ve şunu düşünmeye çalışın. Ben burayı nasıl bölebilirim? Ben burayı nasıl bölebilirim? Ona göre bölümler ve raflar yapmaya çalışın. Her biri yaptığınız bölümde, her bir yaptığınız rafta aslında artık şunu hazırlamış oluyorsunuz. Mutfaktaki dolaplar ve raflar hazır. Ben şimdi içerisine malzemelerimi koymaya başlayacağım. Ama malzemeleri koymadan önce unutmamamız gereken şeylerden bir tanesi de aslında responsive yapı. Yani tepkisel yapı. Yani bizim her bir cihaza göre otomatik olarak değişebilir bir yapıya ihtiyacımız var. İşte bootstrapping yine en güzel olaylarından bir tanesi bu. Siz her bir cihazda farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu ne demek? Her bir cihazda farklı bir konumlama yapısı kullanabilir. Her bir cihazda farklı bir görünüm elde etmek için bu yapıları tercih edebilirsiniz. Ki bunu bir sonraki videoda yapıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.